Evet, tekrar iyi akşamlar, tekrar merhabalar. Telefonumuz kitlenmeye başladı. Çok fazla kişi tarafından aranmaya başladık. Allah kolaylık versin yardımcılarıma. İnşallah güzellikle, cevaplarla yerini bulacaktır. Evet, Aynur Giray, hoş geldin. Nasılsın? Ben Ekşen, benim sevgili masterlarım Saniye burada. Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz, harikasınız. Hoş geldiniz. Evet, bakalım kimler var burada. Şimdi sizlerle canlı yayın yapacağım. Sudeciğim merhaba, nasılsın? Kıbrıs'tan sevgili yol arkadaşımız, çok tatlı biri. Arzu Deniz merhaba, nasılsın? Ayşe Tuğba, iyi misin? Her şey yolunda mı? Evet. Bana bir değerlendirme yapacaklar. Bakalım nasıl fikirlere sahipler, neler gerçekleştirdiler bu süreçte. Şimdi ben buradan seçerek. Ülkücüğüm hoş geldin, nasılsın? Benim Almanya'daki masterlarımdan. Merhaba, hoş geldin, nasılsın? Ay canım yavrucuğum benim. Yorum yapmayı Oldu. kapatıyorum, yüzünün üstünü, önünü kapatıyor seni daha iyi görebilmek adına. Gözlük istiyorum şu anda, o yüzden gözlüklerimle böyle parlayabilirim. Bizim Kusura bak. gözlerimiz yavaş yavaş iyileşiyor biliyorsun. Evet, Sen bu çalışmalarla dereceler kayboluyor. 2'den 1,5'a, 1,5'tan 1'e. Çünkü neden? Gözlerimize şifa vermeyi öğreniyoruz. evet hocam. Ben de önceden gözlük kullanıyordum ama artık o gözlükleri bıraktım. Kullandıkça derece ilerliyor. Kendime şifa vere vere birazcık düzelttim. Şükürler olsun. Kendi saçımıza, yüzümüze, bedenimize şifa olsun inşallah. İnşallah. Nasılsın Ayşecim? İyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Ben tatildeydim. Tatilim bitti, yarın okul başlayacak tekrar. Güzel haberlerle başlıyorum yine okula. Ne güzel. Şeyle, kariyerimle Neler oldu? Neler ilgili. gerçekleşti? Sen bizimle yaklaşık 3-4 yıldan beri bizle berabersin. Bizim öğrencimizsin. Aşama aşama bu yolculuk sende nasıl geçti? Ve sen bizim her kampımıza geliyorsun. Diyorum ki yani her kampa niye geliyorsun diye sakın hani istemediğimi düşünme. Yok, öyle düşünmüyorum zaten. Hiç öyle. Neden? Çünkü sen her kampta farklı bir açılım yaşadığını söylüyorsun. Seni dinliyorum. Hocam, Kuşadası kampında biz hak ediş belgelerimizi aldık. Dördüncü level masterlar olarak. Aslında oraya o amaçla gelmiştim. Ama kampta ve kamp sonrasında yaşadığım şeyler, sizinle de çok paylaştım bunları, daha önce de söyledim biliyorsunuz. 7 özellikle farka baktığımda, çünkü ben dördüncü level'ımı aldım. Çalışmalarımı tamamlayıp öyle geldim kamp. Orada farklı olan ne vardı diye baktığımda, 7 kuşak çalışması ve DNA aktivasyonu orada. Tabii DNA aktivasyonu siz bize yaptırmıştınız ama oradaki o Sinerji. hipnozla yapılması kolektif bir enerji oluşturduğu için o an fark etmedim tabii ki çalışmayı yaptığım an, ama ertesi gün benim avukatım kızım ben bir para kaybı olayı yaşamıştım. Sizinle de paylaştım bunu. Onu yaptık. Ertesi gün, yani 7 kuşak çalışmasının ertesi gün kızım beni aradı ve dedi ki, anne, dolandırıcı bizi aradı, işe girmiş, paranı geri ödemek İnanmıyorum. istiyor diye. Nasıl Allah'ım kendisi mi size geri dönüş yaptı? Evet. Ve taksit ödüyor şu anda. Ödüyor yani paramızı. Sonuçta paranız Sonrasında geri geliyor. Helal çok kazanç kendi geri döndü demek ki. başladı. Sonra benim her işim hep zor olur hocam. Her şey başlarken zor başlarım. Zor adım atarım. Ben Kuşadası kampından dönüşüm sırasında sanki Kuşadası'ndan alındım, ışınlanmış gibi evime bırakıldım. Yani gece 12 gibi evimde olurum derken ben 8'de, 7:30-8'de evimde oldum. Bu da beni bir şaşırttı. Sonra eve geldim, bütün ailem beni böyle sevgiyle kucaklayarak çok onurlandırdılar. İşte yaptığım çalışmayı çok kıymetli bulduklarını, onlara çalışma yapmamı Ondan önce istediler ve öyle değil miydi? Ondan önce öyle. Şimdi şeye değineceğim. Zaman göreceli bir kavram ve zaman bükülebiliyor. Zaman evet. kırılabiliyor. Zamanı yönetebiliyoruz. Bunu üstattıktan üst aşamalarda aslında ben hani öğretiyorum. Daha üst level'larda. Fakat sen o Kuşadası kampından sonra uçarak sanki gerçekten bir yerden bir yere gidiyoruz. Bu kadar kısa sürede nasıl gidiyoruz? Bir işi yapıyoruz. Gün boşa çıkıyor. Bu kadar sürede nasıl yapıyoruz?
zamanı yönetebilme Her olayı var. Bu bir. işim kolaylaştı benim. Yani bana artık hiçbir şey zor gelmiyor. Yani sabah çok erken kalkmak, geç yatmak, uykusuz kalmak, bunların hiçbiri beni üzmüyor. Mesela 17 saatlik yola gidiyorum. Herkes 6-7 kere gittim babama ziyarete. Nasıl gidiyorsun diyorlar. Bilmiyorum, çok rahatım ben. Kitaplarımı alıyorum, yapıyorum. Sanki böyle keyifli bir şey yapar gibiyim. Her işimde öyle. Sonrasında hocam bunu da çok söylemek istiyorum. Görünür olmaktan ben çok korkan bir insandım daha öncesinde. Yani şu anda sizinle böyle canlı yayına falan asla çıkamazdım. Daha önce de bir kere çıktım biliyorsunuz. Çekinirdim, korkardım. Onlar ortadan kalktı. Bunun dışında iş yerimde olsun, hayatımdaki bütün beni rahatsız eden olaylar, insanlar, kendiliğinden, hiçbir şey yapmadan, hiçbir çaba harcamadan, kavga etmeden, dövüşmeden, kendiliğinden ya dönüştüler ya da hayatımdan çıkıp gittiler. Çok enteresan şeyler oldu. Ben bunları kesinlikle, özellikle bu kök çakrayının, artık tabii çalışmalar da yaptığımız için bütün çakraların nasıl titreşim yaydığını da biliyoruz. Daha bilinçli, daha farkında bakabiliyorum olaylara. O yüzden de yorumlayabiliyorum herhalde. Kök çakradaki değişikliklerin benim işlerimi kolaylaştırdığını, bolluğumu, bereketimi arttırdığını, finansal kaynaklarımı arttırdığını çok rahat bir şekilde görüyorum ve bunu farklı olarak, 4 level çalışmasından farklı olarak 7 kuşak çalışmasına bağlıyorum. Özellikle Kıbrıs kampı. Kıbrıs kampında ben resmen o 7 kuşak çalışması sırasında Tekrar aldım. atıldım, Sen yüzleştim. Kuşadası'ndaki açılımın üzerine, o açılımın Evet. farkını yaşadığın için tekrar Kıbrıs'taki kampa sırf bu çalışmayı, çünkü ben sadece kamplarda yapıyorum bunu. Evet. Birebir o alanda olmak gerekiyor. Köklerle yapılan bir çalışma. Tekrar geldin. Kıbrıs kampına gelmeden önce söylediğin noktalarla ilgili bilgiler vermem gerekiyor. Şimdi sen doğru alana girdiğinde bütün yanlışlar hayatından çıkıyor. Birçok olumsuz insanlar hayatından çıktı. Görünür Kendiliğinden. olmaya başladın. Sen ailenle, eşinle yıllardır çözülmeyen, öyle öyle ifade etmiştin. Çözülmeyen sorun birdenbire kocan değişti sana. Sen ne kadar İşte kocanın aslında kıymetinde oldun? Ne oldu? şöyle bir şey var. Eşim beni her zaman çok sevdi. Evet. Bunu biliyorum ama herhalde ben kendimi o sevgiye layık görmediğim Evet. için adamcağız türlü inanmadım. Neydi Yani biliyor musun? Üzerindeki o enerji kalktı. Sen görünür olmayı kabul ettiğin için, görünür olmak artık üzerindeki o kabuklar kalktığı için inanılmaz, o seni, sen onu fark etmeye başladınız. Birbirinizin ne kadar birbiriniz için değerli olduğunuzu fark etmeye başladınız. Birbirinize olan sevgiyi daha doğru enerjisel olarak aktarmaya başladınız. evet. Birbirinize olan duygular birbirine daha çok geçmeye başladı. Bu ilişkileri düzeltiyor. Aslında eşin bu çalışmaları almadı. Sen aldın ama sendeki dönüşüm eşine yansıdı. Bunun farkında mısın? Evet, ben eşime çalışma yaptım ve eşim bana bunun karşılığında para ödedi bir de. Benim kendi isteğiyle de ilk Harika. geldi, ilk çalışmamda biliyorsunuz kızım da Biz çalıştı sizinle. yakınlarımıza yaparken bile bir alma verme dengesi yapmak zorundayız. Bunu neden yapıyoruz? Neden yapmamız gerektiğini sen anlat. Ben anlatınca insanlar diyor ki bu Allah'ın vergisi bir şifa. Bunu bedava dağıtmalısın. Ben bunları çok fazla ciddi eğitimlerle giderek ülke dışı yerlerde zamanla, mekanla, alanla, sabırla, uykusuz kalarak, çabalarla birçok şeyi öğrendim. Doğal olarak sizlere de öğretiyorum. Bu yüzden size de diyorum ki bakın ne yapıyorsanız alma verme. Sen neden mesela bu konuda hani aldın? Bu bir hak ediş hocam. Yani ben bunun için gerçekten çok zor şartlarda aldım sizden çalışmamı. Belki sizinle paylaşmadım bunu. Hani o konulara hiç girmedim ama benim de kendime göre zorluklarım oldu. Ve sonrasında benim böyle bir sorunum da vardı. Bakın, kamptan sonra bu da kalktı. Benim alma ile ilgili çok büyük bir sorunum vardı. Yani mesela ders veririm, ücret almam. İşte bir şey yaparım, ücret almam. Ayıbıma gelirdi hep. Ama kamptan sonra gene bana da bir şeyler, bu konuda açılım yaşadım sanırım.
Ve eşimin kızımın ve eşimin kız kardeşleri bu konuda bana çok büyük destek oldular ve ben ilk seanslarımı onlara yaptım. Yani ben seans yapabileceğimi falan hiç düşünmüyordum açıkçası. Ve peşin olarak bana çıkarıp para verdiler ve bize çalışma yap dediler, sıraya girdiler. Sonrasında da ufak 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 oldu. Hatta siz beni çalışmak için ilk söylediğiniz zaman hiç seans yaptın mı dediğinizde ben 10-15 kişiye yaptım dediğimde sen o kadar kişiye nasıl seans yaptın dediniz bana, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani nasıl oldu bu iş? Çünkü evdekiler sıraya girdi. Evdekiler yaptırdı bana, Kıbrıs'a güvendiler. ne kattı? Kıbrıs'ı merak ediyorum. Bu gün Hocam. çalışmalardaki farkını özellikle dinlemek istiyorum. Beni şifacı kimliğimin yani bunu yapabileceğimi bana Sen bağlantıya kimlerle bağlantıya geçtin orada? Nasıl bir bağlantı kurdun? Orada herkesin yaşadığı bağlantı farklıdır. Çünkü orada biz orada master alana geçiyoruz. Morfogenetik alanına bağlantıya geçiyoruz. Senin bağlantıların nasıldı? Kimlerle biri buluştun orada? anıldı. Anıl vardı orada, bağırsaklarından rahatsız bir çocuk vardı. O bir de fenalaşan bir hanımefendi vardı. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Beni Yedi kuşak izliyorsa çalışmasından ben bahsediyorum. Yedi kuşak çalışmasında evet, dilerim. kendi köklerinle, yo rica ederim. Ben atalarımdan mesela bir tanesinin savaşta yani gidip askere gidip dönmediğini, bir tanesinin erken öldüğünü, bir tane kadının atalarımdan biriydi sanırım. Düşük yapmak için kendini bir çiviyle falan düşük yaptığını ve benim mesela doğum yapma korkum vardır. Ben tek çocuk dünyaya getirdim. Çok kolay bir doğum yapmama rağmen asla bir daha doğum yapmak istemedim. Ben tek çocukla kaldım ve eğer o çocuk da olmasa belki hiç çocuk doğuramazdım. Farkında Yani öyle bir korkum mısın? Bunun altındaki nedeni orada var. gördün mü? Fark ettin Gördüm. mi? Senin bu Gördüm. korkun. Biz bu yedi kuşak çalışması için ne anlatıyoruz? Diyoruz ki geçmişte yaşanılmış sıkışmış duygular DNA'lara kazınır. Sonraki Evet. yaşamda bir fırsatını bulduğunda o sıkışan duygular açığa çıkar. Ve insanlar bunun üstünü örtmek yerine bununla yüzleştiğinde bu alan sıkışmış enerji oradan çıkarsa tıpkı yer altında bir kömür ocağındaki bir maden grizu patlaması gibi daha büyük bir patlamayla açığa çıkmaması için o sıkışmış enerjinin oradan boşaltılması gerekiyor. Gerçekten Kesinlikle. bununla yüzleştim. Kıbrıs Yüzleştim. sonrası bir açılım yaşadım. Peki kendi hayatında görünür olmak Kuşadası'ndan sonraydı. Zaten yedi kuşak dünya hayatıyla ilgili açılım yapıyor. Para, bolluk, bereket, Hocam, başarı ve kariyerde açılım yapıyor. sizin hep bir sözünüz vardır. Hani siz birilerine yardım edin ki yaradan da size yardım etsin, sizi toplasın diye. Yani o Kıbrıs kampından sonra benim kendi hayatımda çok güzel değişiklikler olmaya başladı. Hem manevi yönden hem maddi yönden kariyer alanı da öyle oldu. Yani iş yerimde müdürlerim, işte arkadaşlarımın bana tavırları, her şeyleri çok farklı olmaya başladı. İnsanlarla Çünkü benim olan ilişkilere nasıl yansıyor sence? Ben biliyorum da senin gözünden dinlemek istiyorum. İnsanlarla ilişkilere nasıl yansıyor bu? hocam her şey bizimle ilgili. Yani bizim yaydığımız, çakralarımızdan yaydığımız titreşimlerle ilgili. O titreşimler, o frekanslar yükseldikçe benim frekansım yükselince hayatıma gelen insanların frekansı da yükseliyor doğal olarak. Bolluğum, bereketim, özsaygım, özdeğerim, dişil enerjim, eril enerjim, Harika. huzurum. Aynen öyle. Size derslerde anlattığım her şeyi şu anda o kadar güzel özümsemişsin ki biz bunları hep derslerde anlatıyoruz. Ortak ikinci level'dan sonra biliyorsun biz ortak dersler yapıyoruz. Çok fazla insan katılıma giriyor. İlk level'da, birinci level'da psişik ameliyat, arınma, el verme, yolculuğun başlaması. Bu alana doğru kişi misin, değil misin? Aslında o birinci level'da başlıyor. Birinci level'da birçok insan pek bir şey anlayamayabiliyor. Şöyle ki yani eğer alt bilinçten geliyorsa, beyninin sol tarafını kullanıyorsa, konfor alanından çıkma. Hatta sol beyin der ki bunlardan bir şey olmaz, bir şey değişmeyecek. Boşuna yapıyorsun.
diyen bir zihni varsa çok yavaş bir dönüşüm oluyor. Bazen herkeste aynı sonucu elde etmiyoruz biliyorsun. Bazıları birinci günde mucizeler yaratır, bazıları 21 günü bekler. Hatta ikinci 21 günü bekleyenler var. Ama tabii ki masterlar veya grand master olarak benimle çalışmalar arasındaki fark derinlerden çıkacak şeyse o da değiştiriyor. Ama genel anlamda size birçok şeyi öğretmiş olmama rağmen dönüşümler ikinci level'dan sonra tam olarak yol alıyor. İkinci Evet, onu level'da sendeki ben de size, yani benim de artık sizlerle çalıştığım için çalışma yaptığım ve bana geri dönüş yapan kişiler oluyor ve orada mesela bazıları ilk günden itibaren çok iyi hissettiğini söylüyor. Bazıları daha kötü bunun olduğunu nedeni söylüyor. Hani o ne an biliyor musun? Şimdi gelen insanın getirdiği gen karması herkesin farklı. Alt bilincinde depoladığı kayıtlar farklı. Hazır oluş süreci farklı. Hak ediş süreci farklı. Bir de hak ediş var yani. Gerçekten sınavlarını yaşamış, tekamülle ilgili dersini almış, artık kurtuluş zamanı gelmiş. Birinin ona el uzatmasını bekliyor. O el, Yaradan'ın yeryüzündeki ellerinden olan şifa kanalı olarak bize nasip oluyorsa onu biz yapıyoruz. Fakat sonrasında kişinin arkasında durması, disiplini, bununla ilgili o öz disiplin, buna sahip çıkması. Evet ben iyiyim diyor, yaptım 21 gün iyiydim ondan sonra bıraktım. Gerçek görevliler, gerçek rehberler ki bu zaman diliminde seçilip gelen ruhlar, özellikle bu coğrafyadakiler, özellikle kadınlar, hep şifacı çoğunluğu ve gerçekten birçoğu yeryüzü meleği. Görevlerini devralmak için bir şekilde önlerine sıkıntı çıkıyor. Sıkıntılarla uyarılıyorlar. Farkına varsınlar ve doğru alana geçsinler diye. Nedir doğru alan? Kendi ruhlarıyla yolculuğa geçmek, ruhlarıyla buluşmak, kalp seslerini duymayı bilmek. Çünkü herkes zihin sesinin içinde o kadar kaybolmuş ki negatif Evet. varoluş içerisinde çeldiriciler çok fazla. Dizilerden tut da var olan bilgi kirliliği. Ortalıkta dönen yalan yanlış bir takım şifa sistemleri. Enerji aslında gerçek şifacı sensin. Sana yaradan bunu tanımlamış. Allah senin bütün DNA'larına şifa programını yüklemiş. Ama sen tabii ki arınacaksın, kendi özünle buluşacaksın ve kendi kendine kimseye gitmeden, çünkü bizim bu el olayı dediğimiz el verme kimsenin kimseye yapmadığı bir şey aslında. Evet. Hocam siz ne yapıyorsunuz diyordunuz bana, sanatınızı öğretiyorsunuz. Burada sanat öğretmek değil, burada herkese katkı olmak. Çünkü bir insanı temizlemek, arındırmak, balık vermektir. Ama ona el vermek, balık tutmayı öğretmek. İyi ki sen benden el aldın. İyi ki sen bu yola girdin. Sen bir Teşekkür ederim. eğitimcisin aynı Evet. zamanda. Ciddi anlamda genç yetiştiriyorsun, genç kuşak yetiştiriyorsun. Üniversite öğrencileri hazırlıyorsun. Bir avukat annesisin. Aynı zamanda bir annesin, aynı zamanda bir eşsin, aynı zamanda etrafında bu çalışmalardan sonra sevilen biri olmaya başladın. Bu çalışmalardan sonra ailendeki yerin, konumun ne kadar daha sağlıklı olduğunu görmeye başladın. Bu çalışmalardan sonra, çünkü senin kızın da benden çalışma aldı, kızınla olan ilişkilerin daha sağlıklı olmaya başladı. Bu çalışmalardan sonra sen benim sana öğrettiğim yol ve yöntemlerle başka insanlara dokunmaya başladın. Bu çalışmalardan sonra sen yukarı yukarı çıkmaya başladın. İşte amaç bu. Ben amacıma İnşallah ben de daha iyi bir versiyonla her hep beraber. seferinde, zaten ama Evet. bizim master arkadaşlarımızın, sizin de kendimizi daha iyi bir hale getirmek, daha iyileşmek, şifalanmak. Her şifa yapışımızda bizler de aslında şifalanıyoruz. Evet. Ben onu Ben hep etmeye başladım. senin demin söylediğin cümle şuydu. Biz başkalarının iyiliğini düşünüp gözetirsek, bu çalışmaları yaparsak Allah bizim arkamızı topluyor. Bu bin nur Sizin duman, kendiniz evet bin nur duman atasözü gibi bir şey oldu. Aslında bana ait değil, hocam. benim bir deneyimim, bir tecrübem. Ama bu da şu anlaşılmasın. Ya bunu biliyorsun, o zaman bedava dağıt. İşte bak, orada bir şey çıkıyor ortaya. Bir insana kendi hayatıyla ilgili zorlukları aşma konusunda yol göstericilik yapıyoruz. Eğer burada bir alma verme dengesi olmadığında onun karmik yükünü, çünkü bu çalışmalarda biz öğürüyoruz, kusuyoruz, ciddi anlamda bir ağırlık alıyoruz. O insanın bütün ağırlığını alıyoruz. Ağlıyorum. Biz Evet. hastalanıyoruz. Niye senin ağırlığını ben alayım? Yani senin gönlün buna razı mı? Bu doğru mu? Burada bir ederi var.
bu insanın bir çalışmasının bir bedeli var. Bu kadar çalışma. Dedim ya, mesela daha önceden ben bir kampa katıldım. 3 gün boyunca affetme çalışmasına bir sürü ödeme yapmak durumunda kaldım. Nasıl yapıyorlar? Çünkü ben daha önceden kamp yapmamıştım. Geçen yıla kadar. Artık dedim ki bu kadar bir çalışma için 3 gün harcanır mı ya? 3 günde ben dünya kadar çalışma yaparım. Nitekim de öyle oldu. Kuşadası da öyleydi. Kıbrıs da öyleydi. Şimdi İstanbul daha da iyi olacak. İstanbul'da bir de psikik ameliyat çalışması yapacağız. İnsanlar gerçekten arınsınlar. Hipnoz başlı başına bir ciddi eğitim gerektiriyor. Bunu uygulayacağız. Hipnoterapi gerektiriyor. DNA aktivasyonu gerekiyor. 7 kuşak gerekiyor. Dişil eril enerji, bolluk bereket çalışması, zihinsel arınma, aura temizliği. Sevgili Sercan'la yaptığınız canlı yayında auradan bahsetmedik. Aura senin fark edilir olman, senin kuşağın, senin şansın, senin ışığın. Hani halk arasında derler ya, senin yıldızın, senin yıldızın, senin var ya üstte 3 adım önde, 4 adım önde gitmen. Senin fark edilir olman, eğer ne kadar güzel bir kadın olursan ol, üzerinde karanlık bir aura varsa, frekansın düşüktür ve sen hastasındır ve ölü toprağı vardır ve sen kendini mutsuz hissedersin. Eğer üzerinde bir ağırlık, karanlık bir aura varsa sen fark edilmezsin. Dişinle tırnağına çaba sarf et. Ne kadar çaba sarf edersen sarf et, emeğinin karşılığını alamazsın. Görünür olmazsın. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor hocam. Geliyor. Doğal olarak Ben burada bir aura şey çok önemli. anlatmak Tabii. istedim. Biraz gülümseyin istedim. Ben memleketimdeydim. Daha önce de yani bir kasaba benim doğduğum, Ne büyüdüğüm güzel. yer. Olsun. Öğretmen Hepimiz çocuğuyum. kökenden geliyoruz. Evet, öğretmen çocuğuyum ve çok tanınan bir insan olmakla birlikte çok böyle yolda yürürken falan kimse kimseyi takmaz. Üstünüzden geçer arabayla. Ben bu çalışmalardan sonra gittiğimde arabalar yolda durup bana yol verdiler. Şimdi auradan bahsedince o geldi aklıma hocam. Gerçekten durup yol veriyorlar. Buyurun geçin diyorlar. Yani görünür olmak hakikaten böyle bir şey herhalde. Ya sevgili Emre, benim ikinci level öğrencim bana şunu söylemişti. Hocam ben çalışmadan sonra sokağa çıktım, herkes bana bakıyordu. Şöyle üstümü başımı kontrol ettim. Acaba bende bir sorun mu var? İnsanlar bana niye bakıyor? Sonra baktım ki üstümde başımda bir anormallik yok. İnsanlar bana gülümseyerek bakıyorlar. Niye Evet. baktıklarını anlayamamıştım. Dedim ki sen fark edilir oldun. O yaydığın ışık, hani bizim yüzümüz normal insanlardan daha aydınlıktır. Bak senin yüzün de öyle. Bana derler ki hocam sizin yüzünüz niye bu kadar aydınlık? Yani hakikaten biz auramız dışarıya ışık olarak geçer. Ama karşı taraf onu ışık olarak değil de iyi bir enerji, kişilere huzur Evet. veren, kişilere sevgi veren, iyileştiren, sakinleştiren bir enerjidir o. Doğal olarak alandan alana, mekandan mekana, insandan insana geçer, evlere geçer, evin aurasını düzeltirsin. Mekan temizliğini öğrendiğin için kendi evinde kullanma alanını çok fazla genişlettin. Bulunduğun Evet. okulu temizle, oradaki arkadaşlarına katkın olsun. Evet. Bir eğitimci olmaktan dolayı bütün öğrencilere katkın olsun. Herkese katkın olsun. Ne güzel. Hepimizde güzel kaynak ol. Yani tüm hayatım boyunca kullanabileceğim, insanlara yardım edebileceğim bir işim daha oldu diyeyim. Artık iş olarak da görmüş Hem oldum. de Şey bu bir olarak yani yolculuk, bu bir aslında nitelik, bir evet bir nicelik değil, bir nitelik, sana nitelik kattı. Neden? Çünkü bu yaşama ait değil. Bu senin ruhuna yapılan bir evet. şey olduğu için buradaki diplomalar burada kalırken senin bu yaptığın, aldığın ruhsal bir yolculukta ruhuna yapıldığı, ruhunun kayıtlarına geçtiği için ruhunun frekansını geçirdi. Sen bu bedeni bırakıp da buradan geçip giderken Araf'a takılan düşük frekanstaki ruhlardan olmayacaksın. Neden? Zaten bütüne katkıda bulunan ve frekansı yüksek olan bir ruh olduğun için varlığın varoluşu armağan. O da bir Bin Nur Duman atasözü. Onu da duydun değil mi? Çok benim masterlarım söylüyor. Bir de Sen beni anladın. her şey bir hak edişidir. Bu da size ait bir söz. Hak eden herkesin, bunu gerçekten canı gönülden söylüyorum. Artık ilk başta şey demiştim acaba diye kendi kendime düşünmüştüm ama gerçekten hak eden her. Çünkü bu çok büyük bir emek. Yaptığınız şey de çok büyük bir katkı, çok büyük bir emek. Çabayla, özveriyle yapıyorsunuz. Ve bu yolda yol alan kişilerin de yaptığı gerçekten disiplinli bir çalışma ve
Hakikaten bu yolda ilerlemek bir hak ediş. Yani bunu hak eden herkesin bu çalışmaları almasını canı gönülden diliyorum. Özellikle bu 7 kuşak çalışmasını ve DNA aktivasyonu çalışmasını, hipnozla yapılan bu çalışmaları hep birlikte. Çünkü az önce siz de söylediniz canlı yayında. Bir kişinin şifalanması, bir tane iyi kaç tane kötüyü nötrlüyor. Yani bu sadece bizim için değil, dünyaya da bir katkı. Kolektife Yaşadığım katkı, gezegene katkı, buradaki düğümleri her biri. çözmek, ailedeki düğümleri çözmek demektir. Aile bir sistemdir kendi içinde. Sen iyi olduğunda eşin de iyileşti, hasta değildi Evet. ama aranızdaki ilişki şifalandı. Kızın da iyileşti, zaten Çok hasta şükür. değildi ama onun hayattaki duruşu şifalandı. Yani var olan o tüm negatifler çıktı. Evet. Bu aynı Kesinlikle. zamanda senin etrafında bulunan herkese yayılabilen bir enerji. Ve gerçekten bu şifa kanalına herkes aslında hak ediyor. Mutlu olmak bizim doğuştan hakkımız. Bize doğuştan tanımlanmış olan şifa gücü var, şifa yeteneği var. Bunu açığa çıkarmak aslında hepimizin hakkı. Ama bunun farkında olmak, bunu bilmek, bunu istemek ve bununla ilgili doğru girişimde bulunmak, sorgulamadan, inanarak, çünkü bunu veren yaradan biz değiliz ki, biz sadece kablosuz öğrendiğimiz yol ve yöntemi öğretiyoruz. Hala öğreniyoruz. Daha üzerine bir şey koya 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 gidiyoruz. Her koyduğumuzda daha güzel bir dönüşüm oluyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir yolculuktayız. Allah yolumuzu açık etsin. Allah her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın ve iyiliğe, güzelliğe hep beraber el ele bir ruhsal aile olarak devam edelim. İnşallah. İyi ki bizimlesin, iyi ki aramızdasın, iyi ki güzelliklere vesile oldun yavrum benim. Duygular karşılıklı her zaman. Elimizden geldiğince bütün eminim yani onlar adına da konuşuyorum. Bütün master Evet. arkadaşlarımın ilk İstanbul tanıdım Kampüsü'nde onları. gelen bütün masterlarım görevli çalışacaklar. Evet. Çünkü sizin de gerçekten bir uygulama eğitim alanı orası sizin için. Bu kadar insanın farkındalık yolcusunun orada olması, sizin de kendinizi geliştirmeniz için bir eğitim alanı. Orada Bir de yaptığım şey çalışmalarda. söyleyeceğim. Orada gerçekten benim o master arkadaşlarımla ya hepsi bir kız kardeş gibi ve hiçbir kıskançlık, hiçbir çekememezlik, hiçbir şey yaşamadık. Yani o kadar Zaten güzel ki hepsiyle yaşayan hologramdan düşüyor. evet Öyle hisseden, çok gerçekten bunu yaşayan hepsi. öyle hızlı kendi kendini bombardıman ediyor, o hologramdan kendi düşüyor. Aa, kalıyoruz Evet. böyle. Bu o muydu ya? Bir şey yapmıyoruz. Kendisi kendini ifşa eder. Herkes kendi yolunu kendisi alır, kendi katına. Söylediğimiz her şeyde kendi yansımamız aslında yaşadıklarımız da bize gösterilen şeyler de kendi ilişkilerimizle kendimizle olan ilişkimizle ilgili uyarılar. Kandırıldıysak kendini nerede kandırdığını, İşte yalancılıkla karşılaştıysak kendimize nerede yalan söylediğimizi düşünmemiz Hepsi gerekiyor. bizi büyütüyor, hepsi bizi geliştiriyor, hepsi bizim frekansımızı yükseltiyor. Bazen bir tane yol arkadaşımız diyordu ki, ben artık ermek istemiyorum, artık ben huzur istiyorum. Neden böyle söyledin diye sordum. Hocam dedi, her acıda biraz daha olgunlaşıyorum. Her üzüntüde yeter artık, bitsin sınavlar. Sınav bitmesi demek, öldüm bittim demektir. Yani biz oldum demiyoruz, hep olma yolculuğunda yol alıyoruz. Doğal olarak hayat devam ediyor. Dünya cennet değil, dünya dersler okulu ve biz Evet. burada tamamlanmaya geldik. Bu süreçte alabileceğimiz kadar alıp kendimizi geliştirip gerçekleştirmek için buradayız. Kampta görevleriniz hazırlanıyor. Sizi programlarınızı size vereceğim. Geldiğinizde Orada. çok güzel bir kamp bizi bekliyor. Hep beraber çok güzel bir yol alacağız inşallah. Yayınlarda neler anlatacağız ben ve diğer arkadaşlarım çok merak ediyorum çünkü fisişik ameliyatı gerçekten toplu olarak nasıl yapılacağını nasıl deneyimleyeceğimizi çok merak ediyorum Hatta orada isteyenlere yapılacak, isteyenlere el verilmeye yapılacak. tat Herkesi zorlamayacağız, herkesi zorlamayacağız. İsteyene, çünkü el verme
Bu yolda ilerlemek demektir. Bu yolda kanallık etkisi demektir. Orada isteyene bunu yapacağız. Bir zorlama yok. Nasıl uygun görürseniz, arkadaşlar nasıl isterse artık biz de yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İnşallah İnşallah. hepimiz İnşallah hep farkındalık yolcuları gelsin. Hep gerçekten iyileşmeye, şifaya, uyanışa ihtiyacı olan gönüllülerin olduğu bir kamp olsun. İnşallah. Güzelliklere vesile olsun. Bizim niyetimiz iyi. Bizim amacımız iyi. Kolektife hizmet etmek. İnsanlar üzerinden daha fazla iyiliği, sevgiyi, huzuru, mutluluğu, doğuştan hakkımız olan iyileşme hepimizin doğuştan hakkı. Hepimiz iyi olmayı hak ediyoruz. Bunun yol ve yöntemlerini doğru uyguladığımızda insanlar da bununla ilgili sonuçları güzellikle kat edeceklerdir inşallah. Güzel şeyler olsun inşallah. İnşallah, Bir inşallah. hayrına olsun her şey. İnşallah, inşallah. Verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ne demek, ne demek? Ben teşekkür ederim. Seninle bu kamplara, üst üste kamplara katılmanın sendeki açılımını değerlendirmek açısından her kampa ben önce katıldım, ben işte psikik ameliyat aldım, ben bir daha almam ki, gerek yok ki diyenler için iyi bir açıklama oldu. Çünkü bu çalışmaları ne kadar çok alırsam, kampa ben daha önceden katıldım gerek yok, ben 7 kuşak aldım gerek yok diyenler için de iyi bir açıklama oldu. Ne kadar alırsak, ne kadar bunları tekrarlarsak o kadar iyi. Yani sen çünkü her seferinde daha fazla, daha fazla açılım yaşadığını söylüyorsun. Herkesin açılımı kendi iç profili alakalı. Ben level hocam. Birinci level aldım. Acaba ikinci level'da ne var? İkinci level aldım. Acaba üçte ne olacak? Neler yaşayacağım? Hep böyle düşünerek giderken kamplar son dördüncü level'da siz bana gerçekten böyle yol açan sözler söylediniz. O cesaretlendirmenizi de hiç unutmayacağım. Teşekkür ediyorum. Bana çalışma yapacağımı söylediğiniz zaman ben çok şaşırmıştım. Çünkü o ana kadar hiç böyle bir şey yapacağımı düşünerek Ama yapmadım. bir Ben yerden tam başlamamız gerekiyor. Her şeyi ben yapamam. Çünkü sayımızın çoğalması, çünkü çok fazla talep var, çok fazla insan var. Herkes Nisan, Mayıs, Haziran'ı bekleme gibi durumu yok. Sizlere öğrettiğim şeyler bilgi bankanızda saklı kalması için değil. Onları aktive edip hayata geçirmeniz gerekiyor. İnsanlara dokunmanız gerekiyor. Yani bazıları bu çalışmaları sadece kendi tekelinde tutar. Bazı hocalar yardımcılarına bunu yaptırmaz. Sadece teorik bilgileri verir. Merkez kendidir. Birçok bilgiyi kendinde saklar. Ben de öyle bir şey yok. Ben öğrendiğim her şeyi her level'da sizi bilgi bombardımanıyla tutmakla kalmadı. Bir de her level'ın uyumlamaları. Şimdi sadece birinci level'da değil, ikinci level'da da ben sizi yeniden alıyorum, yeniden temizliyorum, yeniden bir DNA aktivasyonu yapıyorum, yeniden bir aura, çakra çalışması yapıyorum. Sonra sizi derse alıyorum. Önce enerjisel olarak bir temizlik yapıyoruz. Sonra bilgi bazına geçiyoruz. Sen enerjisel olarak hazırlanmadan bilgi ekilen tohum tutmaz. Aradan süreç geçiyor. Senin sorumlulukların, ödevlerin, yaptıkların, bana geri dönüşlerin, bana raporların bunlar değerlendiriliyor. Ha sen üçüncü level isteyebilirsin ama bana göre sen üçüncü level'da hazır mısın? Bunu değerlendirmem gerekiyor. Öyle her isteyen üçüncü level'a geçmez. Her isteyen bir üst level'a geçmez. Diyor ki mesela bazı kişiler, hocam ben bütün level'ların fiyatını öğrenip hepsini ödemek istiyorum. Yok öyle. Öyle bir şey yok. Sen daha bir arınacaksın. Bu yolculuğa gerçekten uygun musun, değil misin? Sen gerçekten şifacılığın sorumluluk ve yetkisini alabilecek misin? Sadece arınıp da gitmek de istiyor olabilirsin. Biz öyle verdin de onu da sana vermek zorunda böyle bir şey yok. Level level senin gelişimine göre süreç belirlenir. Her level'da öğrendiğin şeyler değişir. Her level'da katılan bilgi değişir. Her level'da aura katmanın büyür. Her level'da bilinç boyutun yükselir. Her level'da frekansın artar. Sen yüksele yüksele en az 2 yıl içerisinde 4'e geldiğinde sen ondan sonra ben uygun görürsem insanlara dokunabiliyorsun. Sen ben uygun gördüğüm halde bile sen cesaret etmedin. Dedin ki hocam ben bekleyeyim mi? Ben uygun muyum? Ben seni yüreklendirdim ve başladık. Sonra çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Sevgili Arzu bizim gerçekten yetkin masterlarımızdan, Züleyha öyle, Emine öyle, bizimle beraber gerçekten bize çalışan ve insanlığa dokunan, hizmet veren çok güzel master arkadaşlarımız var.
Bizim yönlendirdiğimiz masterların arkasında durabiliyoruz ama bizim bilgimiz dışında bir başkasıyla bağlantıya geçtiğinizde sorumluluk bize ait Tabii. değil. Onların sorumluluklarını da biz almıyoruz. Siz kendi seçimlerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Sonuçları da tabii ki sizi bağlayan durumlar olacak. O yüzden gelen herkese elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzelliklere vesile olsun inşallah. Allah Çok hocam. teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek ne Evet güzeldi. Yollar hocam. çok güzeldi. Sağ Evet. olun. Teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür ederim. umuduyla. Görüşmek üzere. Yarın senin okulun vardır. Artık pazartesi çünkü. Seni geç Evet. vakte tutmayayım. Oh. Birkaç soru var. Ben de sorulara Evet. cevap vereyim. Bakalım. Hocam. Evet, Ben çıktım. bakalım neler söylüyorlar. Şu soruları bir cevaplandırayım ben de. İnanamıyorum. Tam da eşimle bu aura meselesi yüzünden tartışıyordum. Evet, yani hayatınızdaki eşler, sizin frekans eşleriniz. Biriyle evlendiğinizde onun hayatındaki ne kadar ağırlık, karmik yük varsa, hele evlilik ve cinsellikle beraber onlar transfer olur. Yani üzüm üzüme baka baka kararır, lafı buradandır. Birçok danışanımız şunu söyler. Evleninceye kadar hayatım çok iyiydi. Evlendim. Ne zaman evlendim? Ben o zamandan itibaren dibe düştüm. Buradan şu yorum çıkmasın. Evlilik kötü bir şeydir. Hayatınız dibe düşer gibi algınız olmasın. Hayatınıza aldığınız insanın sorunları, sıkıntıları, karmaları, yükleri varsa ortak bir kader planına giriyorsunuz. Birlikte aynı yatağa girip uyuyorsunuz, auralar karışıyor. Bedenler karışıyor. Algılar, frekans, bilinç boyutları aynı şeye bakıp aynı şeyi zamanla birbirinize benzemeye başladığınız için auralarda da düşüşler yaşanabilir. Diğer sorum. Canım hocam benim nasıl seviyorum sizi. İyi ki bu arada zatürre olarak çok geçmiş. Anne zatı yeni çok geçmiş olsun yavrucuğum benim. Şifa olsun inşallah. Diğer sorum. Evet, Nevin Hanımcığım, eğitim almayı, el almayı istiyorsanız tabii ki seve seve her zaman yardımcı oluruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Kamp nerede? Kamp İstanbul'da. İstanbul'da Anadolu yakasında bizim tanıtımlarda zaten var. Benim profil sayfamda, WhatsApp'ta var. Hülya Hanımcığım orada görebilirsiniz. Fiyatlarını orada numaralar var. Numara yazdığınızda size kolaylıklar oluyor. Mesela iki kişi katıldığınızda, üç kişi katıldığınızda, dört kişi katıldığınızda bir takım avantajlar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Farkındalık kazanmak, yetenekleri keşfetmek yolculuğu inşallah size de nasip olacaktır. Amin inşallah. Binur Hanım, alan ve aura temizliği basitçe nasıl yaparız? Alan ve aura temizliğini biz ikinci level'da çok yetkin ezoterik bilgilerle veriyoruz. Mekan enerjisi değiştiğinde o evdeki insanlar çok huzurla uyuyorlar. Çok daha sağlıklı ilişkiler içinde oluyorlar. İkinci level eğitimlerimiz de var ama ilk level'da ben yapıyorum sizin alan temizliğinizi. Ayşe Hanım demiş ki hocam 7 soy ağacı E-Devlet'ten alamayanlar bu çalışır. Hiç önemli değil. 2 soy ağacınız, annenizin babanızın adını bilmeniz bile yeterlidir. Bazı göçmen aileler çok fazla soy ağacına ulaşamıyorlar. Kıbrıs kampında da 7 kuşağa kimse ulaşamamıştı. Ama Türkiye'deki gibi değil oradaki sistem. Ulaşabildiğiniz kadarıyla da yapabiliyoruz, merak etmeyin. Hocam beni duyun, ben size ulaşmak istiyorum ama seni duydum Rabia. Ne istiyorsun? Yardımcı olayım yavrum benim. Zeynep Bilir hocam sesiniz çok derinden geliyor. Konumuzun sesi çok iyi. Benim de sesim derinden mi geliyor? Herhalde kulakların şarjı bitmek üzere ondan dolayı olabilir. Başka soru var mı arkadaşlar? Geçen gün yaptığım çalışma DNA aktivasyonuydu. Onun bir benzeri önümüzdeki günlerde gene yapacağım size. Çok istek aldı, çok fayda gördünüz. Azerbaycan'a Ramazan'dan sonra geleceğiz. Evladınız da siz bu çalışmayı aldığınızda evladınız da şifalanıyor. Evet, anne şifalandığında çocuk da şifalanıyor. Evet, başka sorularınız var mı? Vakit de geç oldu. Burada benimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Sorularınıza cevap verme fırsatı oldu bu canlı yayında ve öğrencilerimizle konuşma imkanı oldu. Çok sevgiyle ve huzurla kalın. Önümüzdeki hafta bir çalışma yapmayı planlıyorum. İnşallah boşluklar ve seans programı izin verdiği ölçüde sizinle yeni bir canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Çok sevgiyle ve huzurla kalın. İyi haftalar olsun inşallah hepinize. Çok sevgiler. Hoşça kalın.